geldin ağam. Hoş bulduk Ömer. Saçının modelini değiştirmişsin ha. Yakışmış ama kalsın. Olur ağam. Dur Züberler de geldi. Berzana. Hoşmat ağa. Ne istiyorsun? Hiçbir şey. Çok önceden yapmam gereken bir şeyi yapmaya geldim. Celal'in yerini söyleyeceksin ha? İyi misin ağam? Yok bir şey Ziver. Bediran da birazdan ziyaretine gelecek anneannesi. Boran gelirken onu da getirecek. Getirsin de göreyim bir yüzünü. Burnumda tütüyor vallahi selam. Belli oluyor. Baksana adını duyunca bile gözüm parladı. Ya ne kadar doğru söylemişler değil mi? Torun baldan tatlı olur. Vallahi annem derdi de yok canım o kadar da değildir derdim. Meğer ne kadar haklıymış. Bu kadar özlediyseniz arayalım telefonda sesini duyun. Ara kızım ara. Bakalım ne yapıyor Bediran Bey'imiz. Cevap vermedi. Nurhan'la Bedirhan evde yalnız değil. Hı hı. Ya tamam işte. Paşa fırsat vermiyordur ki kız telefona baksın. Öyledir herhalde. Neyse, birazdan bir daha ararız. Söylediğim gibi ciddi bir şey yok. Sıyırmış sadece. Sağ ol doktor. Görünmez kaza işte. Evet. Şans. Ama her ihtimale karşı bu antibiyotikleri kullanmalısınız. Kullan diyorsan kullanırız elbet doktor. Geçmiş olsun. Sağ ol. Haşmat! Haşmat gibi bir herif karşıma geçip bana silah çeksin. Mümkün mü Ziver? Değildir ağam. Görünenle yetinmeyeceksin Ziver. Onun ardına bakacaksın. Sen onun ardına bak. Aradığın muhakkak o görünenin arkasındadır. Hepinize her an takipteyim diyor açıkça. Varlığını hissettirmek istiyor. Çiçek bile yollamış. Acil şifalar diliyormuş. Ortalık iyice karışacak. Nereden bela çıkartacağını kestirmek zor ama bir plan yaptığından eminim. Her an tetikte olmamız lazım. Efendim Sıla? Boran, Bedran seninle mi? Hayır. Daha eve gitmedim. Ne oldu evde değil mi? Nurhan'a ulaşamıyorum. Ev telefonu cevap vermiyor. Cep telefonunda arıyorum ama açan yok. Tamam. Sağ olasın Cide. Haşmat'ın ölmesi yetmez. Kapımda el pençe duran adam gelip bana silah çekiyor. Onun ölmesi
Bu yaptığını karşılamaz. Karşılar mı Zibe? Karşılamaz ağam. Ona silah çektirin. Ondan çok daha ağır bir cezaya çarptırmalı. Ki adalet yerini bulsun. Biraz daha hızlı gidebilir miyiz lütfen? Sağ ol Celil. Ya Celil bir şey mi oldu acaba? Ya ne olacak sende şimdi ya Bedar? Her şeyi böyle büyütüp vesvese yapıyorsun. O zaman niye bir telaş çıktı gitti bu kız? Ya bana dedi ya Bedirhan'ın aşısını unutmuşuz diye. Hemen yaptırıp gelecekler. Ha, bu telaşı o yüzden yani öyle mi? Ay sanki hiç bilmiyorsun Sıla'yı. Ha, hemen el ayağına dolanır. Evet. Sen de öylesin, o da senin kızın değil mi? Ya Celil alay etme ha. İnan ihmal etmedik. Arabada bekledik biz. Etraf sakin diye. Gözümüz ayırmadık. Ama... Gözünüzü ayırmadınız. İçim rahat olsun öyle mi? Bu yeter mi sence? Böyle bir şey bir daha olmayacak. Yoksa canınızı yakarım. Sizin yok değil mi? Yok. Yok. Tekerlekli sandalye mi alsaydık acaba? Hey Hüseyin. Araba yakında zaten, gerek yok. Ya hele bir had bırakın ha. Abi, şimdi sana ne yaptık ha? Ya yapmayın. Hiçbir şey yapmayın. Sanki 80'lik dede var karşınızda. Ben iyiyim dedikçe üstüme gelir siz. Ya hele bir had verin adama ha. Oh be!